Mega Mac'ten herkese merhaba, ben Ecem. Magazin gündeminin birbirinden çarpıcı haberleriyle sizlerleyiz. Hazırsanız başlıyoruz. Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi 7 Şubat'tan itibaren Zorlu'da seyircilerle buluşacak. Biletleri 495 TL ile 4400 TL arasında satışa çıkarılan ve kısa sürede tükenen Yılmaz, biletlerinin kara borsaya düşmesine ateş püskürerek takipçilerini uyardı. Kara borsaya düşen biletlerinin 50.000 TL'ye kadar satışa çıkarıldığını söyleyen Cem Yılmaz, X hesabından isyan ederek "Ben yine üzerime düşen uyarıyı yapayım da, sevgili arkadaşlar, İstanbul'da bir ortalama gösteri bileti ne kadarsa benimki de o kadar. Allah aşkına yok biletler 50.000, yok biletler 20.000, yok biletler 100 üzerinden beni germeyin. Abi önlerden var mı? Parasıyla ha, ona hiç girmiyorum" bile ifadelerini kullandı. Sahne şovları ve şarkılarıyla yıllardır gözümüzü, gönlümüzü ve de kulağımızı açan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'yi mutlaka tanıyorsunuz. Şarkılarının yanı sıra onu çok sevmemizin bir başka nedeni ise samimi açıklamaları ve kalbinden geçenin ağzından bir anda çıkıvermesi. Her hareketi sosyal medyada gündem olan ünlü şarkıcı bu sefer bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Nişantaşı'nda görüntülenen Yıldız Tilbe kendisine hep aynı soruların sorulmasından rahatsız oldu ve "Hep aynı soruları soruyorsunuz, yeter bıktım sizden" cümleleriyle muhabirlere tepki verdi. Masak radarına takıldıktan sonra mal varlıklarına el konulan Dilan Engin Polat çiftinin parıltılı hayatı yalnızca bir gecede tepetaklak oluvermişti. Ailenin avukatı Hüseyin Kaya cezaevine gönderilen ikili hakkında sürekli yeni haberler getirdi. Bu dönemde Dilan Polat'ın hem arkadaşı hem de meslektaşı olan Sevim Alan'da açıklamalarıyla sıkça gündem yarattı. Instagram hesabından yazılı bir açıklama yapan Sevim Alan, Dilan Polat'ın merakla beklenen mahkeme tarihini açıkladı. İddiaya göre Polatların mahkemesi 24 Ocak Çarşamba günü görülecek. Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgisi Mido ile 3 gün 3 gece süren görkemli bir düğünle hayatını birleştirmişti. Ancak ünlü çiftin mutluluğu kısa sürmüş ve tek celsede boşanmışlardı. Boşanmanın ardından farklı isimlerle adı anılan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından hakkında çıkan iddialara cevap vermişti. "Subaşı, boşandığımdan beri 4 aydır, belki daha fazladır, kimsenin elini bile tutmadım, flörtleşmedim, konuşmuyorum, hiç kimseyle alakam yok" demişti. Instagram hesabından bir WhatsApp mesajı paylaşan Mido, "Beni özledin" mi mesajıyla gündem oldu. Bugünlük bizden bu kadar. Gündemin çarpıcı magazin haberleri için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka Mega Mac videomuza görüşmek üzere. Hoşça kalın.